Neon1 ekranlarından herkese selamlar. Elimde gördüğünüz telefon Oppo Reno 4 Lite. Fakat bu videoda bir telefondan fazlası olacak. O da bu telefona, hatta birçok telefona eşlik edebilecek olan oldukça kullanışlı bir aksesuar olan Oppo'nun akıllı saati Oppo Watch. Üst seviye akıllı telefonların oldukça yüksek fiyatlara ulaştığı günümüzde uygun fiyatlı telefonlara ilgi oldukça arttı. Geçtiğimiz yıllara kıyasla uygun fiyatlı telefonlar artık amiral gemisi modellere benzer tasarımlara sahip. Ve birçoğu bazı amiral gemisi özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Oppo Reno 4 Lite'da fiyat performans oranıyla öne çıkan oldukça dikkat çekici bir telefon. Tabii teknolojinin hayatımızın vazgeçilmezi haline geldiği şu dönemde ekosistem kavramı da büyük önem kazandı. Bir markanın bir ürününü satın aldığınız diğer ürünlerle iletişim halinde olması hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Son dönemin parlayan markalarından Oppo'da akıllı telefonları ve kablosuz kulaklıklarından sonra şimdi de akıllı saati Oppo Watch ile karşımızda. Videomuzun ilk konuğu ülkemizde oldukça güzel satış rakamlarına ulaşan ve kullanıcılardan çok güzel geri bildirimler alan Oppo Reno 4 Lite. Bir diğer konuğumuz ise tabii ki Oppo Watch. Oppo Reno 4 Lite'ı kutudan çıkardığım anda beni ilk etkileyen şey tasarımı oldu. Kesinlikle güzel bir tasarıma sahip ve kullanılan malzemenin verdiği hissiyat da kesinlikle başarılı. Reno 4 Lite'ın 6.43 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 1080x2400 piksel çözünürlük ve 409 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Maksimum 800 nit parlaklığa ulaşabilen ekran Gorilla Glass 3 Plus ile korunurken sol üst tarafta 2 adet ön kameraya da ev sahipliği yapıyor. Yanlış duymadınız, 2 adet ön kamera dedim. Zira uygun fiyatlı telefon olmasına rağmen Reno 4 Lite'ın ön tarafında 16 piksel f2.4 geniş açılı kameraya ek olarak 2 megapiksel f2.4 derinlik algılama sensörü yer alıyor. Kamera özelliklerine videonun ilerleyen kısımlarında daha detaylı bir şekilde değinerek örnekleri sizlerle paylaşacağım. Fakat öncesinde cihazın diğer donanımsal özelliklerinden bahsedelim. MediaTek'in 12 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilen Helio P95 işlemcisinden güç alan telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla geliyor. MicroSD kart desteği sayesinde hafızayı arttırabiliyoruz. Helio P95 2.2 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex A75 ve 2 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex A55 çekirdeğinin yanı sıra PowerVR GM9446 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Depolama tarafında ise UFS 2.1 teknolojisi kullanılıyor. 7.4 mm kalınlığa ve 164 gram ağırlığa sahip telefonun 4015 mAh'lik bataryası 30 watt hızlı şarj desteği sayesinde 0'dan %50 şarj doluluk oranına yarım saatte ulaşıyor. Cihazın tam şarj olması ise yaklaşık 53 dakika sürüyor. Uygun fiyatlı etiketine sahip olan bir telefonun 0'dan 100'e 1 saatin altında tam şarj olabilmesi gerçekten oldukça iyi. Parmak izi okuyucu ekrana gömülü bir şekilde karşımıza çıkıyor ve yaptığım testler sonucu oldukça iyi bir performans sunduğunu, sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim. Cihazın arka tarafına baktığımızda 48 megapiksel f1.7 diyaframa sahip ana kameranın öncülük ettiği dörtlü kamera dizilimini görüyoruz. Ana kameraya ek olarak 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açılı kamera ve 2 adet 2 megapiksel çözünürlüğünde 2.4 diyafram aralığına sahip derinlik algılayıcı kameralar yer alıyor. 4K çözünürlükte 30 fps ve Full HD çözünürlükte 120 fps video çekebilen telefonun kamera arayüzü de oldukça güzel ve kesinlikle kullanıcı dostu. Modlar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyor ve ayarları rahatlıkla değiştirebiliyorsunuz. Tasarımı da bence bu arayüzün tasarımı da oldukça şık. Tabii söz konusu telefonun kameraları olduğunda bu teknik özelliklerin yanı sıra bir de gerçek kullanımdaki testlere bakmamız gerekiyor.
Özetlememiz gerekirse Renault 4 serisinin en uygun fiyatlı bu modeli bulunduğu segmenti göz önünde bulundurduğumuzda kullanıcıların ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek bir telefon. Oppo birçok üst seviye telefon özelliğini kullanıcıların taleplerini dinleyerek uygun fiyatlı bir telefonda sunmayı başarmış. Renault 4 Lite yazılımsal tarafta da beğeni kazanan bir model. Zira gayet güzel bir arayüze sahip. Şimdi bu güzel telefona eşlik edecek olan akıllı saatimiz Oppo Watch'a daha yakından bakalım. Tasarımsal açıdan oldukça şık olan Oppo Watch 1.91 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED ekrana sahip. 402x477 piksel çözünürlük ve 326 ppi piksel yoğunluğu sunan bu ekranın şu anda incelediğim 46 mm'lik modelde yer aldığını belirteyim. 41 mm'lik modelde 1.6 inçlik ekran yer alıyor. Bir akıllı telefonda nasıl teknik veriler dışında gerçek deneyime, kullanım testlerine, gerçek hayatta bize sunduklarına bakıyorsak akıllı saatlerde de ekran deneyimini gerçekten anlatabilmek için aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Açıkçası Oppo Watch'un ekranı oldukça parlak ve güneşli havalarda son derece güzel bir deneyim sunuyor. Geliştirilen arayüz sayesinde simgeler ekranda gayet hoş duruyor. 6000 serisi alüminyum çerçevenin kullanıldığı saatin yan tarafında sağ tarafında 2 adet düğme yer alıyor. Üzerinde yeşil çizgi olan düğme, alttaki düğme programlanabilir yapıda. Sol tarafta ise hoparlörü görüyoruz. Bu hoparlörün kullanım alanı telefon görüşmeleriyle sınırlı değil. Zira Google Asistan ile de kullanabiliyorsunuz. Cihazın arka tarafında plastik malzeme kullanılıyor olsa da sensörlerin yer aldığı kısım seramik. İşletim sistemi olarak Wear OS kullanan akıllı saat Snapdragon Wear 31.0'dan güç alıyor. Bu işlemci her ne kadar çok güncel olmasa da oldukça yeterli bir performans sunuyor. Kullanım sırasında hiçbir problem yaşamadım ve her şey akıcı bir şekilde çalışıyor. 1 GB RAM'in yer aldığı saat 8 GB dahili depolama alanına sahip. Müziklerinizi saat içerisinde bu alanda depolayabiliyorsunuz. Diğer akıllı saatlerle benzer bir şekilde GPRS ve NFC desteğine sahip olan saat ivme ölçer ve jiroskopu da bünyesinde barındırıyor. 430 mAh'lik pil sayesinde yoğun kullanım altında bile 24 saati geride bırakabiliyorsunuz. Eğer uzun süre şarjı takmak istemiyorsanız güç tasarruf modu kesinlikle hoşunuza gidecek. Zira güç tasarruf modunu açtığınızda her şey kapatılıyor. Birkaç fitness özelliği ve saati görebiliyorsunuz. Tabii bu modda mesajları almaya ve kalp atışlarınızı izlemeye de devam edebiliyor. Akıllı saatlerin şarj konusu oldukça merak ediliyor. Oppo Watch'un da şarj konusu yine merak edilen soruların başında. Oppo Watch'u 15 dakikada %50 şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar ve tam şarj olması da yaklaşık 1 saat sürüyor. İşte bu kısımda Oppo yüksek hızlı şarj ile acil durumlarda kullanıcıların yardımına koşuyor. Tabii söz konusu bir akıllı saat olduğu için uyku, sağlık takibi ve fitness yetenekleri büyük öneme sahip. Oppo Watch yüzme dahil olmak üzere 5 farklı egzersiz türünü algılayabiliyor. Fakat daha fazlasını istiyorsanız 3. parti uygulamalarla bu yetenekleri artırabilmeniz de mümkün. Koşu yaparken konum doğruluğu ve mesafe takibi başarılı bir şekilde yapılırken saat içerisine yerleştirilen kalp atışı sensörü de sağlığınızı takip ediyor. Uyku takibi konusunda oldukça başarılı işler çıkaran saatte zamanlayıcı saat ve kronometre uygulamaları da ön yüklü olarak geliyor. Özetlemek gerekirse Oppo Watch şık tasarımı, uzun pil ömrü ve sunduğu özelliklerle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan güzel bir akıllı saat. Oppo Reno 4 Lite ve Oppo Watch ile ilgili tüm teknik bilgilere ve fiyatlara açıklamalara bıraktığım link üzerinden göz atabilirsiniz. Tüm teknoloji ürünleri için Türkiye'nin çok sevilen alışveriş platformu Neon1'in mobil uygulamasını telefonunuza indirebilir ve bildirimleri açarak tüm indirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Ben Burhan Altınsoy. Sonraki bölümde görüşmek üzere.